Halit Özkurt ben. İzleyen herkese selamlarımı sunuyorum. Bizim Balıklı Yaylası'na çıkarken hemen aşağıda birinci yaylamız olan Yaylacık yaylamıza doğru şu anda iniyorum. Burada gürgen ağaçları yüz döneminde harika görseller sergiliyorlar. Birazdan zaten sizlere de izlettireceğim. Önce sararıyor, sonra kızarıyor. Sarı, hafif kırmızı, bir de yeşil. Bütün renkler bir arada oluyor. Bunun en güzel, en görsel olarak izlendiği yere doğru şu an yürüyorum. Şöyle kameramızı çevirelim. Burada araba yolu buraya iniyor ama çok kullanılmadığı için off-road araçları ancak gider buradan. Burada görüyorsunuz gürgen dalları odun olarak toplanmış. Kışa hazırlık çalışmaları var. Eskiden aktif olarak kullanılıyordu burası. Bir sürü göç geliyordu buraya. Artık buralara göç benim bildiğim gelmiyor. Eski yayla evleri kaldı burada. O orijinal eski yayla evlerin en güzelleri burada. Birazdan zaten kameraya yansıyacak. Her gün hemen hemen buradan sizlere güzel videolar paylaşıyordum. Şimdi GoPro kamera kalitesiyle buradan aşağı iniyoruz. Rahmetli İsmail Hakkı Özkurt Pala amcamızın Yaylacık evi. İlk o bizi burada karşılıyor. Ona doğru şimdi şöyle inelim. Evet, ara ara kuş seslerini ben duyuyorum ama öyle kameraya fazla yansımıyor. Şu orman içine doğru bakalım nasıl bir manzara var. Ağaçlara bakar mısınız ya? Mis gibi. Vaktimiz geniş olsa şu orman içinde yürümek isterdim. Ama o kadar vaktimiz yok. Hemen karşıda Soriye. Yaylamızın bir kısmı yukarıda Şahinkaya gözüküyor. Hıdır Nebi'nin olduğu bölge. Evet. Bu ev şöyle. Bahardan ve yüzden kullanılıyordu bunlar genelde. Ortası yaylalara falan çıkılıyordu. Şu aşağıdaki ormanlar Tarabalık ormanları, Tarabalık gürgenleri. Hatta oradan aşağı yine bu sene bir gün yürüyeceğiz ama bakalım ne zaman. Şu güzel manzaranın da şöyle bir resmini alalım. Aşağıya doğru devam edelim. Deniz olarak ağaçlar tam sararmadı. Tam da yapraklarını dökmediler. Yani 15-20 gün sonra buraya bir daha gelmek lazım. Şu an ağaçlardaki görsellik güzel ama 15-20 gün sonra yerdeki güzellik de kameralara çok güzel şekilde yansıyacak.
Evet, şu orijinalliğe bakar mısınız? Hele şu pencere var ya, çok değerli. Minik pencere. Bu tür yayla evleri, bunların hatta eski ismi mazi diye geçer. Bu tür yayla mazilerinde kapıda su çok önemli. Ama buradaki hurni keşke ahşap olsaydı. Bizim lahanız da vardı böyle ahşap. Sürekli akan bir su olurdu ana. Ondan su içerdik. Evet, şu aşağıda bakın sapsarı olmuş yaprakları. Ne kadar güzel. O muhtemelen arada numune kaldı. Niye öyle olmuş olabilir düşünüyorum. Güneşi tam alamadığı için olmuş olabilir bir ihtimal. Bilemiyorum. Evet, bir orijinal güzel ev de burada. Şöyle baktığımız zaman aslında evin dili olsa öyle şeyler anlatacak ki. Hemen buradan aşağıya doğru yayla yolu, eski patika yol iniyor. Birkaç kere buradan aşağı inmiştim. Videolarda paylaşmıştım. Geçmiş videoları tararsanız orada görebilirsiniz. Buradan aşağıya da manzara çok güzel. Şöyle sağlam kaymayan ayakkabı giydikten sonra buradan aşağıya yürüyüş çok rahat yapılabilir. Şu ağacı da şöyle çekelim. Evet, evin şöyle yukarıya doğru baktığımız zaman altta eski yayla evi, yukarıda sararmış gürgen yaprakları. Manzara gerçekten harika. Evet, buradan daha aşağı inmiyorum. Şimdi yavaş yavaş yukarı doğru çıkacağız. Evet, buraya inen araba yolu şu an küçük araçlar için ideal değil. Evet, şu aradan karşıya baktığımızda da orada güzel bir fotoğraflık manzara var. Hemen oraya da şöyle yakalayalım ve yukarıya doğru devam edelim. Çeşmeye Sahibul Hayrat yazıyor. Ama maalesef musluğu yok. Suyu yakmıyor. Su şu anda burada akıyor. Eskiden bu yol çok kullanıldığı için o dönem o önemliydi. Şimdi benim gibi bu tür doğal yerleri sevenler çok nadiren buralara geliyorlar. Çok da ihtiyaç olmuyor.
yukarı doğru çıkmaya devam ediyoruz. Evet, bu videoyu da 10 dakikalık olarak bu şekilde sonlandıralım. Biraz yorucu olduğu için nefesim kameraya yansıyor, kusura bakmayın. Biraz fotoğraf çekeceğim. Görüşmek üzere.